Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı 7. sınıf fen bilimleri ders kitabında 7. ünitemiz 217. sayfa ile devam ediyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz zil sesini açarsanız çok sevinirim. Hemen ilk sorumuz: Aşağıdaki devreler özdeş pil ve ampullerden oluşmaktadır. Birinci devrede ampuller seri bağlanmış, ikinci devrede paralel bağlanmış ampullerin parlaklığını karşılaştınız diyor. Evet arkadaşlar baktığımız zaman iki devre arasındaki tek farkım birinci devrenin seri bağlı olması, ikinci devrenin paralel bağlı olması. Her ikisinde de birer tane pil var. Her ikisinde de ikişer ampul var. Tek farkımız biraz önce dediğimiz gibi birincisi seri bağlı, ikincisi paralel bağlı. Arkadaşlar paralel bağlı devrelerde parlaklık birinci devredeki yani seri bağlıya göre daha fazladır şöyle diyelim. Paralel bağlı devrede parlaklık daha fazla olur arkadaşlar. Eğer şartlar eşitse ama yani her ikisinde de bir pil var, her ikisinde de iki ampul var arkadaşlar. Parlaklık daha fazla olur. Eğer karşılaştıracak olursak arkadaşlar şöyle diyebiliriz bakın. C ile D'nin parlaklığı eşit ve büyüktür. A ile B'ninki de birbirine eşit. Şöyle bir denklem yazabiliriz. Arkadaşlar bunun sebebini de şöyle açıklayalım. Onu da yazayım. Yani bunu formüllerle açıklamak gerekiyor ama ya bizim şu anda öyle formülle işimiz yok. 7. sınıfta. Şöyle diyelim. Paralel bağlı devrede açıklamalar arkadaşlar. Paralel bağlı devrede toplam direnç toplam direnç daha az olduğu için için akım daha fazladır arkadaşlar. Akım daha fazladır. Akım fazla olduğu olduğu zaman da arkadaşlar parlaklık daha fazladır demek. Hemen ikinci sorumuz. Ampullerin paralel bağlanmasının sağladığı avantaj ve dezavantajlar nelerdir diyor. Arkadaşlar yani yukarıdaki örnekten de fark ettiğiniz gibi hemen şunu diyelim. Eğer pil sayısı aynıysa, ampul sayısı aynıysa paralel bağlı devrede arkadaşlar parlaklık daha fazla oluyor. Hemen yazalım avantajı. Daha parlak yanar ampuller daha parlak yanar. Ve arkadaşlar lambanın birisi ampulün birisi birisi sönse, patlasa bile diğer diğer ampuller yanmaya devam eder arkadaşlar. Diğer ampuller yanmaya devam eder. Dezavantajı nedir arkadaşlar? Dezavantajı ise pilimiz daha çabuk biter. Seri bağlıya göre pil daha çabuk bitiyor arkadaşlar. Dezavantajı da budur. Paralel bağlı devrenin. Neymiş avantaj arkadaşlar? Ampul seriye göre daha parlak yanıyor. Paralelde. Ancak e, pil daha çabuk bitiyor. Dezavantajı. Bir avantajı daha neydi? Ampulün birisi sönse bile patlasa bile diğer ampuller yanmaya devam edecektir. Hemen üçüncüsüne bakalım. Üçüncü sorumuzda. Özdeş pil ve ampullerden oluşan devredeki ampullerin parlaklığını karşılaştınız. Evet arkadaşlar burada hemen yine ben bunu bir nehire bir dereye benzeteceğim. Şöyle düşünelim buradan bakın su akıntısı geliyor. A'nın üstünden çok su akıntısı geçti. Daha sonra iki kola ayrıldı nehirimiz arkadaşlar. İki, ne iki kola ayrıldığı için nehir su miktarları azaldı. Ancak bakın burada tekrardan birleşti nehir. Ve tekrar F'den de çok su geçti arkadaşlar. Yani A ile F'nin parlaklığı birbirine eşit arkadaşlar. Ve büyüktür diğerlerinden. Diğerleri arkadaşlar iki kol ayrıldı. B, C'de de iki ampul var. D, E'de de iki ampul var. Burada da iki ampul var. O yüzden bunların da parlaklıkları birbirine eşit. Yani şöyle diyeceğiz. B eşittir C'ye eşittir D'ye eşittir E'ye. Ve Pardon zaten şu büyüktür işaretine gerek yok arkadaşlar. Zaten ampul kalmadı. A eşit F'ye ve büyüktür. B eşit C eşit D eşit E oluyor arkadaşlar. Bunu şöyle de benzete şöyle de örnek verebiliriz. Mesela arkadaşlar ampul parlaklığı neye bağlıydı? Akıma bağlıydı. Buradan 10 amperlik bir akım geçsin arkadaşlar. 10 amper. A'nın üstünden 10 amper geçiyor. Daha sonra iki kol ayrıldığı için arkadaşlar bakın. 5 amper üst koldan geçecek. 5 amper alt koldan geçecek. Daha sonra tekrar burada birleştiği zaman B'nin üstünden arkadaşlar 10 amper geçecek. Parlaklık da akımla doğru orantılı bir şey arkadaşlar. Yani o yüzden A'nın ve F'nin parlaklığı eşit. B, C, D, E ise daha sönük yanıyorlar. Ancak B, C, D, E de parlaklık olarak birbirine eşittir arkadaşlar. Hemen 218. sayfa ile devam ediyorum. Doğru yanlış bölümümüz var arkadaşlar. Hemen hızlıca okuyalım. Seri bağlı devrede ampul sayısı artarsa ampulün parlaklığı artar diyor. Tam tersi arkadaşlar. Yanlıştır. Seri bağlıda ampul sayısı çoğalırsa parlaklıkları ne olacak? Azalacak. Artar ifadesi yanlış. İletkenin uçları arasındaki gerilim farkının telden geçen akıma oranı sabittir. Evet arkadaşlar biz de bu olayı ne diyoruz? Direnç diyoruz. Doğru. Direnç enerji kaybına sebep olur. Doğru. Yani direnç ne kadar fazlaysa arkadaşlar o kadar fazla enerji kaybı olur. Bir elektrik devresinde seri bağlanan pil sayısı artarsa voltmetre ve ampermetrenin gösterdiği değer azalır diyor. Hayır arkadaşlar Voltmetre ve ampermetredeki de, değer artar arkadaşlar, azalmaz. O yüzden ifademiz, dört nolu ifademiz yanlış. Gerilimin birimi amperdir ve A ile gösterilir. Yanlış arkadaşlar. Gerilimin birimi volttur, ve ile gösterilir. O yüzden yanlış. Paralel bağlı ampullerden biri çalışmazsa diğer ampuller ışık vermeye devam eder. Doğru. Ancak seri de tam tersi arkadaşlar. Diğerleri de sönüyor. Ampermetre devreye seri bağlanır doğru. Voltmetre de paralel bağlanıyor arkadaşlar. Paralel bağlı devrede ampul sayısı arttıkça ampulün parlaklığı azalır diyor. Yanlış değişmedi arkadaşlar. Paralel bağlıda. Seri bağlıdaysa ampul sayısı çoğalınca parlaklık azalıyordu. Ev ve iş yerlerinde devreler genelde paralel bağlıdır. Doğru. Çünkü arkadaşlar yani eğer Seri bağlı olsaydı lambanın birisi patladığı zaman diğer lambalar da yanmayacaktı bu sefer. E bu da soruna sebep olur yani. Seri bağlı ampullerden biri çalışmazsa diğer ampuller ışık vermeye devam eder. Yanlış arkadaşlar, diğerleri de sönüyordu. Ancak paralel bağlı olursa bir ampul patlasa bile sönse bile diğer ampuller yanmaya devam eder. Hemen B bölümüyle devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle dolduracağız arkadaşlar. Hemen bakalım. Ampulde elektrik enerjisi arkadaşlar ısı ve ışık enerjisine dönüşür, ısıya ve ışık enerjisine dönüşür. Biraz önce ifade etmiştim. Voltmetre devreye paralel bağlanırken arkadaşlar ampermetre devreye seri bağlanır. Bir devrede iletkenin uçları arasındaki gerilimin iletken üzerinden geçen akıma oranı sabittir arkadaşlar. Bu da bana direnci veriyor arkadaşlar. Bu oran iletkenin direncine eşittir. Yani gerilim bölü akım arkadaşlar direnci verir. Kapalı bir elektrik devresinde yüklerin titreşim hareketiyle oluşan enerji aktarımını arkadaşlar elektrik akımı denir. Ohm kanununa göre bir iletkenin uçlar arasındaki gerilim iletkenin üzerinden geçen akım şiddetine oranına sabittir arkadaşlar. Bu kanuna ohm kanunu deniyor. Paralel bağlı özdeş ampullerden aynı akım geçiyor arkadaşlar. Eşit akım geçiyor. Seri bağlı devrede ampulün sayısı artarsa ampullerin parlaklığı arkadaşlar azalır. Hemen C bölümüyle test bölümüyle devam ediyoruz. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y'yi takip edip doğru çıkışa ulaşalım arkadaşlar. Hemen bakalım. Voltmetre devreye seri bağlanır diyor. Yanlış arkadaşlar paralel bağlanır seri değil. Paralel bağlanır. O yüzden yanlışı takip edeceğiz. Ampullerde elektrik enerjisi ısı ve eşik enerjisine dönüşür. Doğrudur. Üçüncü çıkışımız cevabımız C şıkkı olur. İkinci sorumuz. Bir iletkenin herhangi bir noktasından birim zamanda geçen yük miktarıdır diyor. Bu ne denir arkadaşlar? Buna akım denir. Yani akım şiddeti. Maddelerin elektrik akımına karşı gösterdiği zorlu arkadaşlar direnç deriz. Bir elektrik devresinde farklı iki nokta arasındaki potansiyel farkı arkadaşlar Gerilim diyoruz. Gerilim birimi de neydi? Volt arkadaşlar. Cevabımız akım şiddeti, direnç ve gerilim yani B şıkkı olur. Üçüncü soruyla devam edelim. Yukarıda verilen devre elemanlarından hangileri elektrik devresinde enerji kaynağı olarak yani güç kaynağı olarak kullanılır? Nedir arkadaşlar? Pil ve aküdür. Güç kaynağımız pil ve akü olur. Yani cevabım 2 ve 3'tür. Ampermetre akımı ölçüyordu. Ampul de arkadaşlar elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine çeviriyor. İfadelerden hangileri yanlıştır demiş. Voltmetre ile ilgili gerilim şiddetini ölçer. Evet, doğru. Devreye seri bağlanır. Yanlış arkadaşlar. Voltmetre paralel bağlanır. Ölçülen değerin birimi volt'tur. Evet, volt gerilim birimidir. Voltmetre ile ölçülür. Yanlış olan sadece 2 yani A şıkkı olur arkadaşlar. Hemen diğer soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki devrelerde kullanılan ampul ve piller özdeştir. Buna göre ampul parlaklığı ile ilgili karşılaştırmalardan hangisi doğru değildir? Yanlış soru arkadaşlar. Evet, X ile Y birbirine seri bağlı. Z ile T paralel bağlı bunlar birbirine özdeş arkadaşlar. Aynı cins ampuller yani. Z büyüktür X'ten diyor. Arkadaşlar biraz önce ifade etmiştim. Eğer diğer şartlar eşitse yani her ikisinde de bakın birer pil var. ikişer ampul var. Paraleldeki parlaklık seridekinden daha fazla oluyor. O yüzden Z'deki paralel X'teki X seri olduğu için arkadaşlar Z X'ten daha parlaktır. Doğru. Z ile T'nin parlaklığı eşit, Z ile T birbirine paralel ve özdeş ampul oldukları için Z ile T'nin parlaklığı da birbirine eşittir ifadesi doğru. Y'nin parlaklığı T'den büyüktür demiş, Hayır arkadaşlar tam tersi T'ninki Y'den büyüktür, yanlışı bulduk. C şıkkı. X ile Y birbirine eşittir, evet arkadaşlar X ile Y birbirine seri bağlanmış ve özdeş ampuller oldukları için parlaklıkları eşittir, yanlış olan C şıkkı. Altıncı sorumuz, özdeş ampullerden oluşan şekildeki devrede A ampulü patlarsa B ve C ampullerinin parlaklıkları nasıl değişir? Arkadaşlar paralel bağlı olduğu için A patlasa bile B ve C yanmaya devam edecek. Ve arkadaşlar B'nin ve C'nin parlaklıkları da etkilenmeyecek arkadaşlar. Ne artacak ne de azalacak. Aynı şekilde yanmaya devam edecekler. Yani parlaklıkları değişmeyecek cevabımız o zaman D olacak. Yedinci ve son sorumuz. Özdeş ampullerden oluşan şekildeki devre ile ilgili hangileri yanlıştır diyor. Hemen bakalım. M ampulü en parlak yanar demiş. Arkadaşlar yine meşhur nehir örneğini vereceğim. Bakın elektrik yani su yola çıktı şuradan. Su yola çıktı. Bakın iki kol ayrılıyor değil mi? Birisi buradan gidecek. Diğeri yukarıdan gidecek. Ancak yukarıdaki kolda arkadaşlar iki tane ampul var. Güçleri paylaşacaklar arkadaşlar. Mesela bakın kol iki kola ayrıldı ya. İlk başta diyelim 20 amperlik bir akımım var. İki kol ayrıldığında buradan 10 amper geçecek. Buradan da 10 amper geçecek. Ancak arkadaşlar 10 amperin burada K'ya 5 amperi gidecek. L'ye de 5 amperi gidecek ancak M'nin üzerinden 10 amper geçecek arkadaşlar. O yüzden M ampulü en parlak yanar içlerinde o ifaden doğru. K ve L ampulü birbirine eş seri bağlanmış. Evet K ile L birbirine seri arkadaşlar. Doğru. L ampul en parlak yanar diyor. Hayır arkadaşlar. İçlerinde en parlak yanan M'dir. K ile L'nin parlaklığı birbirine eşittir arkadaşlar. O yüzden bu ifade yanlış. Yanlış olan sadece 3 yani A şıkkı olur. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.